gidiyoruz. O yüzden Temmuz'a kadar burada olacağım. İşte erkek arkadaşımla orada sahneye çıkıyoruz. Arkaya aslında bir de görsek. Beraber de bir konuşsak. Yani. İlişki nasıl başladı? Aranjörünüz de bildiğimiz evet, kadarıyla. Evet, beraber çalışıyoruz. Ondan sonra şu an beraber benim albümümü yapıyoruz. Tengifle'de beraber sahneye çıkıyoruz. Tanışma nasıl oldu? Hemen onu öğrenelim. Çok değişik bir şekilde oldu. Onun Türkiye'de bir müzik grubu vardı. Ondan sonra onunla beraber İngiltere'ye albüm kaydetmeye gelmişlerdi. Ben de stüdyoya gittim. Stüdyoda tesadüfen tanıştım. Ondan sonra tanıştığımız günden beri de birlikteyiz. Kim etkilendi? Açılan ilk kimdi? İlk... Siz mi? Aynı anda yaşanıyor bazı şeyler. Aynı anda yaşanıyor. Peki ilk görüşte aşk dediniz ve o günden sonrasında beraber olmaya başladık. Evet. Nasıl gidiyor ilişki? Hemen birazcık detayları sizden öğrenelim. Bir de biraz da sizi de tanıyalım aslında. İyi gidiyor ya. Buraya kadar dayanmışız işte. Bakacağız artık. Yani şu ana kadar, şu anı atlatırsak hiçbir sıkıntı. İş ve aşk bir arada yürümez derler ama sizde de bu durum böyle mi? Bazen çatışmalar oluyor mu? İş ve aşkı ayırabiliyor musunuz? Sen cevap ver sonra ben. Şu an ite kapı gidiyor ya. Bakalım. Yuvarlamayı bekliyoruz. Bir şey söyleyeceğim, zorlanıyor galiba, ite tıka diyor. Yani yok, ben zorlanmıyorum çünkü şöyle, benim için iş diye bir şey yok. Ondan sonra onun için var. Yani olması da lazım, biri için olması lazım ki hani bir şekilde bir şey yürüsün. Ama benim için iş diye bir şey olmadığı için ben çok duygusal bir insanım. Her şeyi duygusal yaklaşıyorum. Ondan sonra onun için iş diye bir şey var, o ite kaka yürütüyor. Ben eğleniyorum. İlişkinin zorlu tarafı kim? Siz misiniz, siz misiniz? Hangimiz Sertuğ Andi'yi sordu? Evet. Gün günü değişiyor aslında görüyorsunuz. Doğru. Bazen ben melek kovuk gibi insan oluyorum. Bazen o şeytan gibi bir insan oluyor. Bazen tam tersi. Çatışmalar mutlaka oluyordur ama ite kaka da dediniz. İşte de berabersiniz. Yeni şarkıyı da beraber yapacaksınız. Evet. Yeni şarkıdan da bahsedelim biraz. Evet, bahsedeyim. O aslında çok güzel bahsedilesi de bir şey yani. O Türkiye'ye gelme sebeplerimizden de bir tanesi o. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar albümü yapılıyor. Orada da bize işte dediler ki Yemen türküsünü söyler misiniz? Ondan sonra ben dedim ilk acaba türkü söyleyebilir miyim falan dedim, sonra söylerim. Bir denedim, bayağı beğendim kendimi. Sonra ikimiz bir araya geldik. Dedik böyle bir türküyü hani şu an 2024 gibi nasıl sound edebiliriz? Ve bence başardık, bayağı güzel oldu. O çıkacak, 19 Mayıs'ta çıkacak. Öyle. Hayırlı olsun diyelim. Hemen deniz sezonunu da açtınız bildiğimiz kadarıyla. Bu ben İstanbul Ocak'ta Boğazı'nda. Açtım. Evet. Ben, ha, evet, İstanbul Boğazı'nda açtık. Aleyna Hanım'la birlikte. Aleyna ben oğlum hep beraber açtık. O günü birazcık anlatabilir miyiz? Fikir kimden çıktı? Boğaz'da o tarihte denize girmek kimin aklına geldi? Doğum günü hediyesi olarak. Aleyna'ya doğum günü hediyesi aslında. Aleyna doğum günü hediyesi olarak dedik ki bir tekne turu yapalım. Bir de biz Aleyna'yla yani ikimiz doğal aktiviteler yapmayı çok seviyoruz. O yüzden yani bizim bir deniz görüp hani birlikte atlamamamız çok imkansız. O yüzden ortak bir fikir geldi yani. Ortak bir projede olacak mı Aleyna Tekin? İşte dediğim gibi yani benim için iş diye bir kavram yok. Hani hayat biraz ne getirirse. Hani böyle oturup proje düşünmüyorum yani. Hani ne bileyim. Olur belki mesela şey Yemen türküsü beraber evet. Söyleyecektik aslında. Ama işte Aleyna'nın albümü çıkacak. O yüzden mesela o giremedi falan böyle şeyler oldu. O yüzden yani biz beraber arkadaşlık yaptığımız sürece zaten her şeyi birlikte yaparız. Ona da öyle. Londra'ya yerleşmeniz çok konuşulmuştu biliyorsunuz. Evet. İlk öncelikle o Londra sürecinden birazcık bahsedelim. Daha sonra da sosyal medyada özellikle fotoğraflarınız olsun yorumlarda çok da yazıldı. Siz onları gördüğünüz zaman neler hissettiniz? O yorumlara bakışınız neydi? Tabii. Çok üzerinize gelindiğini düşünüyor musunuz o dönemlerde? Valla çok üzerime gelindi falan diyemeyeceğim. Çünkü yani bunu hatta bunu bugün yeni söyledim. Bir insan yani bunları kaldıramayacağını düşünüyorsa ünlü olmamalı. Yani bu işi yapmamalı. Yani sanat yapıyorsan ve bunu insanların gözünün önünde yapıyorsan bunu sen talep ediyorsun demektir. Yani hani etrafın ne tepki vereceğini kontrol edemezsin. Dolayısıyla hani öyle çok üstüme gelindi falan gibi bir kurban psikolojisine girmedim. Yani bunu mantıken farkındaydım yani. Ama şöyle insanın bence kim olursa olsun bir insan evladı olduğu için herkesin psikolojisi bu meslekte bozulur. Ben zaten psikolojimin daha az bozulacağı bir kültüre göçmeyi tercih ettim aslında. Neden? Her yerde bozulur çünkü. Yani bu meslek icabıyla yani böyle bir baskı altında her yerde bozulur. Ama mesela dengeli bozulması var psikolojinin. İşte atıyorum İngiltere'de psikolojim bozulsa ben bu psikolojiyi şarkı yaparak toparlayabileceğim bir şey vaat ediyor ya bana. Burada toparlayamayacağımı hissettim. Benim üstüme çok gelinmedi de yani burada birinin üstüne gitme kültürü daha baskın. Ya da öyle özgürlüklerden bahsedelim daha aslında. Evet. Orada daha mı özgürsünüz, daha mı rahatsınız? İngiltere'yi tercih etmenizin nedeni aslında bu muydu? Bu, kesinlikle bu. Yani şey ben en başta zaten ben çocukluğumdan beri oraya gidiyorum ondan sonra. Kendimi ifade etmekle ilgili bir sınır
tavırlama daha önce hiç görmemiştim. Fakat işte burada oyuncu olduğumdan itibaren yani sektör inanılmaz derecede baskılayıcıydı gerçekten. Ya benim için öyleydi. Bilmiyorum, bunu böyle bulmayan, buna okey diyen insanlar da var yani. Ama ben hani harbiden yani orijinal şeyler üretmek isteyen bir sanatçı olmak istedim hep yani. Sektör baskılı dediğiniz Aleyna Hanım da bundan çok yakınmıştı. Aha. O dönemlerde de bunu konuştunuz mu? Çünkü sizin oyunculuk tarafı, onun şarkıcılık tarafı, o da birazcık psikolojik olarak bunaldığını veya sıkıldığını hissettiniz mi arkadaşı olarak? Yani şöyle, Aleyna'nın sektöründen çok haberdar değilim. Çünkü ben o sektöre girmedim. Yani ben o sektöre girmeden gittim. Dolayısıyla ben Aleyna'nın sektörünün içinde ne yaptığını değil ama bir insan olarak neler yaşadığını biliyorum. Yani bir insan olarak da gerçekten yani o da zor şeyler yaşıyor. Bunu da ifade ediyor zaten sürekli olarak. Destek olarak ona da Londra diyor musunuz? Zaten geliyor. Geliyor. Kaç yıldır o sürekli, evet. Sürekli birlikteyiz yani. Yerleşmesi için hiç telkinde bulundunuz mu? Yok, Aleyna bir yere yerleşecek bir karakter değil. Kendisi de öyle daha yani. Hani o böyle bir yerde gideyim yerleşeyim kafasında bir insan değil. Ben öyle. Mesela böyle lokal bir İzmirliyim. Hani benim şu an İzmir'im ve Londra'm var yani. Hani böyle ikisi de benim yerleştiğim yerler mesela. Ama o karakter olarak böyle yerleşecek bir insan şu an değil en azından. Kabuğuna sığmayan bir karakter diyorsunuz aslında Aleyna. Evet, evet. İçin hemen şunu da sormak istiyorum. Tekrardan Türkiye'ye dönme ihtimaliniz var mı? Yani temelli yerleşme. Şu anda Londra'dasınız ama. Şimdi ben artık vatandaş oldum. O yüzden vatandaş olduğum için ben Türkiye'ye istediğim kadar gelip istediğim kadar kalabilme artık özgürlüğüne sahibim. O vatandaşlığı istiyordum açıkçası. Bir yani gerçekten orada sanat anlamında, müzik anlamında vizyonumu çok geliştirecek şeyler yapabiliyorum. Buraya hiç bakmadım, kusura bakmayın. Neyse. Ama yani buraya dönersem de şey, doğal güzellikler için dönerim diye düşünüyorum. Doğal güzellikler. Aynen. İş içinde daha iyi olsa çok fazla da uğramam diyorsun. Ya şöyle, bu ülke çok ilginç bir ülke. Bir günde her şey bir anda değişebiliyor. İyi anlamda da değişebiliyor. Yani nasıl bu ülke bir günde bir felaket olabiliyorsa, ben yani Türkiye'ye özel olarak bir günde bir mucize olabileceğine de çok inanıyorum. Yani harbiden buna çok inanıyorum. Dolayısıyla yani insanlarımızın hepsi çok duygusal bence. Ve ortada negatif bir şey varsa onun kalıbına giriyorlar, pozitif bir şey varsa da onun kalıbına giriyorlar. Dolayısıyla yani pozitif bir akım olduğu zaman hani ben buraya gelip yani benim de rahat edeceğim, istediklerimi istediğim gibi ifade ettiğimde yani legal olarak bana sıkıntı çıkmayacak bir durumda gelirim yani. O zaman hemen şunu da söyleyelim. Dinlediğiniz röportajı son olarak siz ne diyeceksiniz? Yarışmacılara başarılar diliyorum. Kolay gelsin hepinize. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Pardon, ismi öğrenebilir miyiz? Çok özür dilerim. Oğul. Soyad. Avcı. Avcı. Oğul Avcı. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sercan, ben de